Herkese merhaba. Geçenlerde sizinle bir oylama yaptık. Gerçekten tahmin ettiğimden çok daha fazla evet oyu, oy kullanılarak %100 bir şekilde Ekşimaya tarifi vermem istendi. Ben de artık bu vesileyle YouTube, IGTV gibi kanallardan sizinle ürettiğim şeyleri paylaşmaya karar verdim. Aslında bu daha çok bir yazı ve gezi platformuydu. Benim bu kanalı, daha doğrusu bu Instagram hesabını açmamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi, keşfetmek istiyorum, üretmek istiyorum, görmek istiyorum, öğrenmek istiyorum arzumu bir şekilde faaliyete geçirmek ve bunu sizlerle de paylaşmak istememdi. Örneğin Ekşimaya. Bu karantina sürecine gelene kadar açıkçası ben ekşi mayayı kefir gibi mayasını almam gereken bir şey sanıyordum. Yani aslında tek ihtiyacım olan şey tam buğday unu ve suymuş. Bundan biz ekşi maya üretebiliyormuşuz. Akabinde ekmek yapmam gerektiğinde hiçbir kimyasal kullanmadan kendi ürettiğim ekşi mayalarımla çok güzel ekmekler yapmaya başladım. Onun o sağlıklı tadını, ekşi tadını sonuna kadar hissediyorsunuz. Çok güzel bir şey gerçekten kendiniz üretiyor olmak. Bunda en önemli şey arkadaşlar, aslında çok basit. Tek ihtiyacınız gerçekten inanmak. Çünkü ben iki kere olmadı bu ya, bozuldu deyip attım. Araştırıp çok fazla bakınca şunu fark ettim ki zaten ekşi maya bir şeyin bozulması, o mayanın oluşma süresi değişebiliyor. Kimilerinde 3-4 günde olurken, kimilerinde 5-6 günde, 8-9-10 günde olanlar bile oluyor. Çok basit tarifle başlayalım. Tam tahıllı unum var. 1 çay bardağı kadar tam tahıl ununu tertemiz kavanozum var. Tertemiz kavanozuma döküyorum. Bunu içerisine boşaltıyorum. Ve bir çay bardağının yarısı kadar da temiz içme suyu, içmek için evinize söylediğiniz sudan. O yavaş yavaş koyacağım arkadaşlar. Birazını koyuyorum çünkü... Şu an çok topak topak. Daha suya ihtiyacı var. Ben çünkü görüyorum. Hepsini koydum. Tekrar karıştırıyorum. Gerçekten de benim ölçümle 1'e yarım. Etrafının değişimi olduğunda etrafını sıyra sıyra yapıyorum. Şimdi size içini göstereceğim. Bakın. Gördünüz mü? Yani etrafını temizleyip kaşarını sıyacağım. Bir an ekmeğin unumuzu kaşarını da sıyırdım. Ekşi mayam gördüğünüz gibi şu an bu şekilde. Önemli olan nokta arkadaşlar, suyu çok fazla koymamanız gerekiyor. Benim yaptığım hatalardan birkaçı o oldu. İlk iki denememde suyu daha fazla tutmuştum. Yani daha bir yumuşak bir kıvam elde etmiştim. Daha akışkan bir kıvam elde etmiştim. Daha zor çevirmeniz gerekiyor kaşığı. Gerçekten muhallebi kıvamı dediğim aslında tam muhallebi kıvamı bile değil. Yani sakız gibi olması gerekiyor. Çünkü suyu çok fazla koyduğumuzda su tabaka olarak üstte birikiyor. Benim yaptığım hatalardan ilki bu olmuştu. Artık dengelemeyi öğrendim. Temiz bir bezim var. Temiz bezimle üzerine lastiğini geçiriyorum. Gördüğünüz gibi oldu. Klasik. Dolabımın içerisine koyuyorum ben bunu. Dolabımın içine en sona yerleştiriyorum. Yarın tekrar besleyeceğim. Yarın tekrar aynı saatte kavanozumda yapmam gereken tek şey, üzerinde eğer kabuk olduysa kabuğu atıp bu delikleri görene kadar kavanozunuzda her gün beslemeniz gerekiyor. Ununuzun bu arada organik ve tam tahıl olması çok önemli. Normal undan yaptığınızda, beyaz undan yaptığınızda maya oluşmuyor, tutmuyor. Yine bilginiz olsun, ununuzu boşuna harcamayın. Bu benim yaklaşık 10 günlük olan mayam. Her gün besledim. Beslemeyi nasıl yapıyorum?
yine bir yemek kaşığı dolu dolu tam tahıl un koyuyorum. Tam tahıl unumu koydum. Önce şunu şöyle bir karıştırıyorum. Dolu dolu bir yemek kaşığı kadar tam tahıllı un koyduğum için standart bir yemek kaşığı kadar da su koydum, karıştırdım. Bunu arkadaşlar gösterdiğim o köpükleri görene kadar her gün devam edeceğiz. Bu benim dediğim gibi daha önceden yapmış olduğum bir mayaydı. Sizinle birlikte bugün koyduğumu gün gün çekeceğim. Siz de bugün başlayın. Benimkine bakın, sizinki nasıl olmuş bu, bakın. Siz de bana yazın, oldu mu, olmadı mı, oluyor mu diye. Ben artık bu olmuş bir maya olduğu için bunu normal kapatıp kapağını buzdolabında saklıyorum. 2-3 günde, 4 günde bir besliyorum. Aslında ben size ilk beslemeden önce göstermiştim. Burada delikleri vardı, delik delikti. O delikler varsa henüz acıkmadım demek. O delikler olduğu için beslememe gerek yoktu. Ama size de göstermek için besledim. Buzdolabına koyuyorum. Ben mayamı kullanmadan önce, ekmek, ekşi mayalı ekmek yapmadan önceki son halinde bu videonun sonuna koyacağım yine. Sizlerle gün gün storylerden bakalım, haberleşelim. Ekşi mayalarınız ne halde? Teşekkürler beni dinlediğiniz için. Bunların devamı gelir. Ben sevdim bu işi. Ekşi maya tarifi nasıl olur diye istemiştiniz. Onu sizlerle paylaştım. Ekmeğini yaparız. Kişisel bakım yaparız belki. Karantina günlerindeyiz. Neler yapmamızı istiyorsunuz? Neler çekmek size yardımcı olur? Bilmediğimiz neler olabilir? Nasıl daha üretken hissedebiliriz? Onlarla ilgili istediğiniz şeyler varsa yazabilirsiniz. Ben de araştırırım. Sizlerle paylaşmaktan keyif alırım. Dediğim gibi ekşi mayanın ben yapılabilen bir şey olduğunu bilmiyordum. Bu süreçte bunu öğrendiğim için çok sevindim, çok mutlu oldum. Umarım siz de o lezzeti tadabilirsiniz. Ben yaptım, ben ürettim. %100 doğal diyebilirsiniz. Elinize sağlık şimdiden. Görüşmek üzere. Sağlıklı günler.